Selamünaleyküm arkadaşlar. Dünkü video kendi kendine kapandı arkadaşlar. Çan çiçeğini çekerken burada yarım kaldı. Bugünkü videoyu oradan devam ettirmek istiyorum. Bunların tohumunu ben bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen konuya girdim. Bunların tohumunu ben tohum cennetinden aldım arkadaşlar. Pardon, çiçek cemden aldım, Fes'ten arkadaşlar. Tohumunu ekiyorsunuz. Şekpo gibi. İkinci yıl açıyor. Birinci yıl açmıyor. Ömrü de bir ay bile sürmez işte. Bu kadar güzellik için 2 yıl bekliyoruz. Çiçek sevgisi de böyle bir şey. Bu kürk açık eflatun çıktı. Eflatun yani çok da açık değil. Bu dalı biraz daha açık gibi sanki. Bunun rengi değişik. Nasıl çıkar bilmiyorum. Burada bir tane daha var. Bir tane de öbür tarafta var arkadaşlar. 4 kök çıktı. Ne kadar tohum oluyorsa bir şeyde. Pakette. Bakayım. Renkleri inşallah değişik çıkar da. Tohum alırız. Kendi tohumumuzdan üretiriz onu. Bahçedeki birçok çiçek gibi arkadaşlar. Dünkü video öğleden sonraydı. Bugünkü video akşamüstü arkadaşlar. Yine güneş batıyor. Hayvanlarımı yemeklerini verdim. İşlerini bitirdim. Aldım telefonumu elime çıktım arkadaşlar. Kadifelerim benim yazın coştu. Herkesinkiler kışın coşar. Böyle renkleri, güzellikleri görünce heyecanlanıyoruz. Coşuyoruz arkadaşlar. Bu Hüsnü Yusuflar da 2 yıllık. Ama bunun şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. Bir kere ektiğiniz zaman aynı kökten devam edebiliyor. Kenarına dökülen tohumlardan da çıkıyor. Bir daha bahçenizden kaybolmuyor. Ama az önce gösterdiğim çan çiçeği öyle değil arkadaşlar. Onlar her sene özenle yeniden ekmeniz gerekiyor. Yeniden yetiştirmeniz gerekiyor. 2 yıl beklemeniz gerekiyor ki güzelliğini göresiniz. O kadar özel çiçekler. Bu Hüsnü Yusuflar, Haseki küpeleri. Onlar çok güzel arkadaşlar. Bir kere ekiyorsunuz. Hem köklerinden kardeşleme yoluyla çoğalıyorlar. Hem dökülen tohumlarından kolay çıkıyorlar. Size bir kolaylık sağlıyor. Bir daha bahçenizin sürekli konukları oluyor. Olur olmaz yerlerden de çıkıyorlar. Alıp dilediğiniz yere fideleyebilirsiniz. Size mor yıldızlarımı göstereyim arkadaşlar. O açmış gösterdim. Kışın balkonda büyüttüğüm çelik. Gerçeklerinin hali budur. Daha yeni yeni uyanıyorlar arkadaşlar. Böyleler. Mineler de aynı şekilde. Bizde daha bu kadar. Çok korktum. Mavi Yasemin'im de patladı. Hiç maşallah. O da bu yıl yine güzelliklerini sunacak. Fifi gene bir ses duydu. Kulağını kabarttı, bekliyor. Bir kavga olsa da karışsam diye. Çünkü kaç gündür topallamıyor. Bir değişiklik var arkadaşlar. Rahat edemiyor dişlenmeden bu. Bulaşık sırnaşık Fifi. Bu ayda bahçeniz mis kokular içinde arkadaşlar. Bakın sarmaşık gül o diş budak ağacına sarmaya başladı. O da fide. O da bizim geldiğimizde yoktu. Kendi kendine bitti. Bunları ben gelirken buraya küçük birer fide getirdim, soktum arkadaşlar. Fide dediğim yiyeyim dal. Yani komşunun gülünden çelik gibi düşünün aldığım dal. Yıl 2017 dal. Yıl 2023 manzara böyle arkadaşlar. Siz emek verirseniz
Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Bahçeniz de mis gibi kokar. Sadece bahçenizde değil, gönlünüzde de güller açar. Rabbim herkese nasip etsin. Bakın burada da bir hanımeli. Kendi kendine atlamış. Buraya asla hanımeli dikmedim arkadaşlar. Aşağıki teli, güllerin sarması gereken teli böyle hanımeli de sarmış. Yol boyu gidiyor, gider artık. Tutmak imkansız onu. Bir taraftan kessiniz, bir taraftan patlar. Hanımeli şey ne onun adı? Turuncu açıyor ya. Geldi bakalım. Acem borusu, acem borusu. Bunları ekerken çok çok düşünmek lazım arkadaşlar. Çardağın etrafına bir kök ektim onu da. Yarım metre bile yoktu. Tamam, kendisi çok güzel büyüdü. Çok da güzel renklendiriyor. Seviyorum onu ama bahçenin içinde patlamadık. Hiçbir yer yok arkadaşlar. Kaç kişiye söktük verdik. Fidelerini satsanız zengin olursunuz. İstilasından bakarsınız. Bir taraftan kesin. Çıkartın bir baltayla. Yarım metre bile sürmüyor arkadaşlar. Öbür taraftan hop patlıyor. Daha gür çıkıyor. Bir sürü arkadaşımız vardır bulamayan. Buralarda insan yakın olsa sökse sökse verse. Kargo yapamıyorum ben arkadaşlar. Köyde oturuyorum. Kargo benim için problem. Ayda iki kere üç kere İzmit'e gidiyorum. Ancak kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Manavdı, marketti, kasaptı. Pazardı. Akşamüstü eve anca dönüyoruz. Bakın miniler bu kadarcık arkadaşlar. Daha böyle patlıyor bizde. Açmasına çok var. Geçen günkü aldığım klematis de böyle boy atmaya başladı. Çok teşekkür ederim buradan. Hediye geldi biliyorsunuz anneler gününde. Çardağımızın rengi böyle. Her mevsim değişiyor arkadaşlar. Birisi bitiyor, birisi başlıyor. Şimdi bu sarı güller bitince dibindeki seyluka patlamış. O uzar inşallah. Temennim o sarar. Böyle. Aslan ağzı dökülmeye başladı bayağı bayağı. Böyle. Bakın size çan sarmaşımı göstereyim. Geçen videoda tohumundan almıştım, ekmiştim. Çıkmışlardı arkadaşlar. Koca kış ben bunu yuvarlayıp toparlayıp kapalı balkonda barındırdım. Siz düşünün yani. Nasıl bir stres. Yaprağı, toprağı. Sevince katlanılıyor arkadaşlar. Böyle şimdi Nisan gibi dışarı çıkarttım. Bakın böyle canlandı, filizlendi. Bu yanındaki de birlikte bu direğe sarılan yukarıki balkonu verdim. Ağaç bamya arkadaşlar. Buradaki güllerimiz. Karşıdaki güllerimiz. Size bu mis kokulu bir bahrinin yanından veda edeyim arkadaşlar. Dünyanın her neresinden izliyorsanız, hangi saatte izliyorsanız hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sevgiler, selamlar. Kandıra'nın Ahmet Acılar Köyü'nden yeni abonelerimiz gelmiş. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Çok sevindim. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıkla, sıhhatle kalın.